Merhabalar. Kendimi tanıtmakla başlayayım. Gerçi ekranlarınızda pek çoğunuz görmüştür ama Alişer Delek benim ismim. Gazeteciyim. Bu sıfatı taşımayı seven, bu sıfatı taşımaya önem veren isimlerden biriyim. Medyascope.tv ailesine katılan isimlerden bir tanesiyim ben de. Bundan böyle nefesim yettiğince burada, internet el verdiğince burada her akşam 18-15'te sizlerle Günden programı adı altında bugün nelerin olup bittiğini konuşacağız. Şöyle yavaş yavaş başlayalım derim. Bugün önemli konuları konuşacağız sizinle ve tekrarlayayım 18-15'te her akşam bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sıcak bir gelişme diyebiliriz çünkü yaklaşık bir saat önce gelen bir açıklamaydı. Bir gizlilik kararı tahmin edileceği gibi Ankara'daki saldırı, daha doğrusu katliamla ilgili soruşturmada gizlilik kararı geldi. Bu ne demek? Avukatlar, davanın avukatları dosyada belirlenen durumlar dışında dosyaya ulaşamayacaklar. Bu önemli bir karardı çünkü biz benzer kararı Suruç'ta ve Reyhanlı'da da görmüştük, Soma'da da görmüştük. Eleştiriler vardı bu kararı hatırlayacaksınız. Çünkü gerekli önlemler alındı mı, dava istenildiği gibi gerekli bir şekilde gidiyor mu, gitmiyor mu, bu çok konuşuluyordu. Siyasetin de muhalefetin de gündemindeki konulardan bir tanesiydi ama karar geldi. Artık Ankara'daki saldırı ile ilgili davada gizlilik kararı var. Bütün günün aslında özetini yapacak olursak gene bir Ankara'daki resmi rakamlara göre 97 kişinin öldüğü saldırıydı gündemden. Sabah erken saatlerde başladı bu gündem maddesi. Çünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları vardı. NTV özel yayınındaydı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bilinenleri onun ağzından duyduk diyebiliriz. Çünkü dünden itibaren aslında yavaş yavaş saldırının nasıl gerçekleştiği, kimler tarafından olmasa da ne tip bir saldırı olduğu yönünde medyada bilgiler vardı. Ahmet Davutoğlu'nun ağzından bunları duymak önemliydi. Ahmet Davutoğlu iki canlı bomba olduğunu söyledi. Artık saldırıyı iki canlı bombanın gerçekleştirdiğini biliyoruz. İsimler soruldu Ahmet Davutoğlu'na. Bir tanesinin ismine yaklaştık, ismini netleştirmeye yaklaştık ifadesini kullandı ve şunu ekledi. O isim bir örgütü işaret ediyor dedi. O örgütün kim olduğu ısrarla soruldu Ahmet Davutoğlu'na ama Ahmet Davutoğlu da hem soruşturmanın seyri açısından olsa gerek, belki de siyasi bir şeyden de olsa gerek bir isim vermedi ama daha çok Ahmet Davutoğlu'nun bu saldırıyla ilgili konuşmalarında soruşturma devam ediyor, seyrini bozmayalım ifadeleri de öne çıktı. Yani artık Ahmet Davutoğlu'nun ağzından da duyduğumuz bugün iki isim var, iki tane canlı bomba var, bir isim ismin netleştirilmeye yakın, o isim de bir örgütü işaret ediyor ama o örgütün hangisi olduğunu, yani biliyorsunuz kamuoyunda çok konuşulan kuvvetle muhtemel IŞİD üzerine duruluyor. Bir diğeri de PKK, bir kesimde PKK bunu yaptı diyor. İki örgüt üzerine duruluyor. Dün Reuters'a konuşan, ismin açıklanmasını istemeyen üst düzey Türk yetkililer IŞİD demişti ilk bulgular. Biz hala resmi bir açıklama duymuş değiliz. Bu konuyla ilgili Davutoğlu'nun bir de eleştirileri vardı. Dün gene gerçekleşen CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyle ilgili eleştirileri vardı. Aslında Kılıçdaroğlu'na önce teşekkür etti Ahmet Davutoğlu. Randevu talebime kabul edip buna katıldığı için ama sonrasındaki eleştirileri önemliydi. Çünkü biz iki canlı bombayı Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrasındaki basın toplantısında duymuştuk. Ahmet Davutoğlu o ona odada konuşulduğu için odada kalması şartıyla söylenmişti dedi. Bunu kamuoyuyla paylaşması doğru değildi ifadesini kullandı. Bir diğer eleştirisi ise Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği diğer konular. Neydi o konular? Davutoğlu'nun söylediği şuydu. Terör gündemi var, saldırı gündemi var. Bu gündemde kalmak önemliydi ama Ahmet Davutoğlu, Star Medya Grubu Murat Sancak'a yönelik suikast girişimi artı işte AKP'li bazı vekillerin attığı tweetleri de gündeme getirdi. Sorduğu için cevap verdim ama bunların konuşulması doğru değildi dedi. Bugünün gündemiyle devam edecek olursak, aslında Ankara saldırısıyla devam edecek olursak, istifası istenen, CHP tarafından istifası istenen isimlerden bir tanesi İçişleri Bakanı Selami Altıok yine konuştu ve ifadesi tam olarak şuydu. İstifa edecek misiniz sorusuna yanıt verdi. Olay neticelensin, değerlendireceğiz. Yani geniş zamanlı bir
ifade kullandı. Olay neticelensin, değerlendireceğiz dedi. Ankara'daki saldırının gündemi bu ama ekranlara yansıyan, Türkiye'ye ulaşan acı gündemi ise cenazeler. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bugün cenazeler vardı. Adli tıpın önündeki bir manzara, yani manzara demeye doğru değil, adli tıpın önündeki bir resim, bir fotoğraf var ki acı dolu. Her ile giden cenaze araçları vardı maalesef. Resmi rakamlar 97 diyor, hatırlayacaksınız. HDP 128 kişi öldü deyip 120 kişinin ismini de duyurdu ama biz hala resmi rakamlarda 97 olarak biliyoruz. Ankara'daki saldırının o gerçekleştirildiği gün KCK'dan yapılan bir açıklama vardı. Hatırlayacaksınız ya da belki de gündemde kaynadı. Eylemsizlik kararı açıklamıştı KCK. Bugün o kararı pekiştiren bir açıklama daha yapıldı. Murat Karayılan'ın bir açıklaması var. Örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda duyuruldu. Murat Karayılan'ın bir telsiz konuşması örgüt üyelerine yönelik yaptığı. O da şu: eylemsizlik kararı devam ediyor. Yani soru işaretiydi. Acaba Ankara'daki saldırının ardından KCK'nın farklı bir tavrı olacak mı diye. Olmamış gözüküyor. PKK'nın Kandil'deki en üst düzey isimlerinden bir tanesi Murat Karayılan'ın söylediği bu. Eylemsizlik kararı devam edecek ve önemli açıklama, içerisindeki önemli duyurusu militanlarına yönelttiği: yol kesmelere son verin. Bu önemli çünkü cumartesi günü alınan eylemsizlik kararına rağmen dün ve bugün bölgeden çatışma ve şehit haberleri gelmişti ve her iki günde bu haberler yol kesmelere polisin ve askerin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda olmuştu. Murat Karayılan'ın açıklamasında yol kesmelerine son verin de var. Türkiye'de uzunca bir süre gündemi meşgul eden siyasilerin, Başbakan Ahmet Davutoğlu da dahil, siyasilerin tepkisini çeken, Türkiye'de kamuoyunda tepki çeken görüntü. Şırnak'taki bir PKK'lının cesedinin yerde sürüklenmesi, polis aracıyla bağlanıp yerde sürüklenmesi, bunun videoya çekilmesi ve sosyal paylaşım sitelerine konulması. Hatırlayacaksınız o görüntüleri. O görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, İki polisin görevden uzaklaştırıldığı oldu. Ahmet Davutoğlu'nun röportaj sırasında gerçekleşti bu açıklama. Davutoğlu'na da soruldu. Davutoğlu olayı tasvip etmediklerini yineledi. Hatta bu terörle mücadeleye zarar bile veriyor dedi. Soruşturma devam ediyor diye hatırlattı. Yani uzaklaştırma nihai bir karar değil imasında bulundu. Türkiye'nin bir ziyaretçisi olacak Angela Merkel, Alman lider. Angela Merkel pazar günü Türkiye'ye gelecek. Sürpriz bir ziyaret beklenmiyordu. Önceden planlanmış bir şey değildi. Zaten biz de açıklamayı Almanya'dan duyduk. Ziyaretin gündeminde ise Suriye, mülteci krizi ve terörle ortak mücadele. Bu üç madde Almanya'dan yapılan açıklama. Artık bir haber değeri var mı? Doğrusu bilmiyorum. Çünkü hemen hemen son bir haftadır özellikle her gün gerçekleşen bir şey. Bu işin şaka tarafı. Tabii ki bir haber değeri var. Türk F-16'ları yine tacize uğradı Suriye'de. TSK'nın bugün yaptığı açıklama dün gerçekleşen bir olayı anlatıyor. Türk F-16'ları Suriye'de radarla tacize uğradı. Radarlar kısa bir sürede olsa Türk F-16'larına kilitlendi. Acı haberler bugünlerdeki sık sık verdiğimiz haberlerden bir tanesi ama tarifi olmayan haberlerden bir tanesi de dün gene Adana'dan geldi. Türkiye'de maalesef yine demek zorundayım, bir çocuk daha öldü. Dün Adana'da Ankara'daki saldırıyı protesto etmek isteyenlerle polis arasında çatışma çıktı. Nasıl olduğunu hala kimsenin anlamadığı bir şekilde. Annesinin kucağındaki 3,5 yaşındaki Tevriz Dora başına isabet eden bir kurşunla öldü. Haberi biz bugün duyduk. Dün gerçekleşen bir hikaye ama haberi bugün duyduk. Maalesef Türkiye'de bir çocuk daha öldü. Cemaatle mücadelesi AK Parti'nin, hükümetin diyebiliriz, paralel yapı diye adlandırdığı Gülen cemaatiyle mücadelesinde yeni bir evreye girildi. Cemaate yakın olduğu bilinen kanalların, yayınlarının platformlardan çıkartılması. Bugün bir yenisi daha gerçekleşti. TürkSat, yani Teledünya ve Kablo TV içinde barındıran TürkSat, 4 kanalı platformundan çıkardı. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Dijitürk benzer bir karar almıştı. Daha öncesinde TVBu'nun benzer bir kararı vardı. Dijitürk'ün kararına başta CHP olmak üzere sert tepki gelmişti. Ortada herhangi bir meşru dayanağı yok, yasal bir şey yok demişti. Dijitürk ise bir savcılık kararını gerekçe olarak göstermişti. TürkSat'tan daha henüz bir açıklama yapılmış değil. Sadece cemaatin 4 kanalının
çıkartıldığını biliyoruz platformlarından. Bir ekleme yapayım. Gündemdeki önemli başlıklardan bir tanesiydi bu. Çünkü yarın biraz önce netleşti. AK Parti Cuma'ya kadar, CHP Perşembe'ye kadar mitinglerini durdurdu. Yani Ankara'daki saldırıyla ilgili miting yapılmayacak. HDP tabii ki merakla bekleniyordu. Selahattin Demirtaş bugün MYK'da görüşeceğiz dedi ama kendi fikrini de söyledi. Şarkılı türkülü miting yapacak, kalabalık şekilde miting yapacak halimiz yok ama MYK'da konuşuruz dedi. Kendi fikrini de paylaştı. Bugünün öne çıkan maddeleri bunlardı. Tekrar edeyim, medyascope.tv ekibine katılan yeni üyelerden bir tanesiyim. Hafta içi her gün 18-15'te günün öne çıkanlarını, olanı, biteni konuşmak için burada olacağım. Yayını yarım izleyenler yahut da kesildiği için tam izleyemeyenler için söyleyelim. Yayın birazdan bir 15-20 dakika içerisinde medyascope.tv internet sitesinde yer alacak. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.